Sen hayatında değişim istiyorsun, dönüşüm istiyorsun, gelişmek istiyorsun. Ama senin ayak bağın var. Seni aşağı çeken bir şeyler var. Bunlar nelerdir? Bunları nasıl ortadan kaldıracaksın? Bu videoyu sonuna kadar izlersen o zaman önüne çözüm çıkacak. Atalarımız ne güzel söylemiş. Üzüm üzüme baka baka kararır. Nasıl üzüm üzüme baka baka kararıyorsa insanoğlu da öyle. Çevresindeki insanlara benzemeye başlıyor. Araştırmalara göre sen en çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Yani atalarımızın dediği gibi söyle bana arkadaşını, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Veya yine ne güzel söylemişler. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Değerli arkadaşlar, binlerce örnek var aslında. Bunlara bakacaksın. Senin ayak bağın bunlar genellikle. Sen sürekli kaybeden insanların yanında bulunursan, kurban rolünü üstlenmiş, mağdur zihniyetiyle beyni programlanmış insanlarla sürekli oturursan, sen de onlara benzeyeceksin. Senin beynin de onların beynine benzeyecek. Eğer onlar bir türlü başarılı olamıyorlarsa sen de onlarla takıldığın için başaramayacaksın. Sen karar verdin, değişim istiyorsun, dönüşmek istiyorsun. O içinde sürekli sen yapabilirsin diye bir ses var. Sürekli seni harekete geçirmek istiyor, motive ediyor. Fakat biraz önce dediğim sebeplerden dolayı, çevrenden dolayı bir türlü ilerleyemiyorsun. Bir türlü o zincirlerden kurtulamıyorsun. Yani sen esir olmuşsun da haberin yok. Dolayısıyla ne yapacaksın? Nasıl harekete geçeceksin? Bir kere tespitini yap. Yani bir muhasebe gibi bir şey yapman lazım. Al eline A4 kağıdını ve en çok kiminle görüşüyorsun? Onları yaz ve onların haleti, ruhiyesini yaz. Yani onlara bir puan ver. Mesela 1 puandan 10 puana. En motivasyonlu insan 10 puan olsun. Motivasyonsuz, yani enerjisi düşük insanın da 1 olsun. Sen o kişiye, en çok görüştüğün birinci kişiye hangi puanı verdin? Örneğin 4 verdin. Motivasyonu eksik. İkinci kişiye de bir puan ver. Örneğin o da 6. Sırayla bu şekilde puan veriyorsun. Ve bu puanları topladıktan sonra 5'e böl. Sen de o puanı alacaksın. Yani senin ortalaman da aşağı yukarı bu 5 kişinin ortalaması olacak. Bir kere bunu kabul etmen lazım. Yani bu gerçekliği kabul ettiğin zaman zaten önüne çözümler çıkacak. Şöyle diyeyim. Bir insan bir gerçeği gördüğü an içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve problemin çözümünü o kişinin önüne koyar. O kişi de o çözümü doğru okursa o zaman harekete geçer ve problem çözülür. Yani biraz önce dediğim gibi sen istiyorsun, arzu ediyorsun, hedefine doğru ilerlemek istiyorsun. Ayağından çeken birileri var. İşte o senin çevren. Bu gerçeği kabul et. Sadece insanlar mı bunlar? Hayır, onu da söyleyeyim. Sadece en çok görüştüğün insanlar elle tutulur olan kişiler olmayabilir. Bunlar sanal alemde, örneğin dizilerde seyrettiğin kişiler de olabilir. İçten içe onu mentor kabul etmişsindir. Ona benzemeye başlarsın. Veya sosyal medyada takip ettiğin, en çok sevdiğin kimse, ona benzemeye başlarsın. Çünkü biraz önce dediğim gibi üzüm üzüme baka baka kararır. Sen eğer gerçekten başarmak istiyorsan, hedefine ilerlemek istiyorsan, o zaman en çok görüştüğün veya seyrettiğin, örnek aldığın o 5 kişiyi doğru seçeceksin. İlk adımın bu. Yani bu konuya önem vereceksin, değer vereceksin ve harekete geçeceksin. Sen hedeflediğin bir yerde olduğunu düşün. Mesela ne istiyorsun? Başarılı olmak istiyorsun, değil mi? 3 sene, 5 sene sonra huzurlu bir aile istiyorsun. O zaman gerçekten orada bulunan bir insanı internetten takip edebilirsin. Veya o kişinin fikirlerini alabilirsin. Onu mentor olarak, onu örnek olarak kabul ettiğin zaman zaten onunla görüşüyorsun demektir. Yani yanında olmasa bile onu takip etmen bile
veya onu örnek alman bile yeterli. Birinci kişiyi böyle doldurdun. İkinci en çok görüştüğün insanı da bu şekilde bulabilirsin. Yani olmak istediğin gerçekten senin dilinden, kültüründen, senin değerlerinden aynı kalıpta olan insanları örnek alarak bu şekilde o 5 kişiyi doldurup gerçekten başarılı olabilirsin. Şöyle düşün, en çok görüştüğün o 5 kişiyi buldun ve yavaş yavaş değişim başladı sende. Daha başarılısın, huzurlusun, mutlusun. Senin karakterin baskın olmaya başlayınca, yani sen kendini geliştirdikten sonra da en çok görüştüğün o hani puanı düşük olan insanlar vardı ya senin hayatında daha önceden, onların levelini de yükseltebilirsin. Onları da güçlendirebilirsin. Çevrendeki insanlara da bu şekilde yardımcı olabilirsin. O sana bağlı. O senin elinde. Etrafındaki o 5 kişiyi seçmek senin elinde. Peki çözüm nedir değerli arkadaşlar? Çözüm şu. Sen başarmak istiyorsun. Sen mutlu olmak istiyorsun. Sen huzurlu olmak istiyorsun. Bunun tek yolu kendini geliştirmekten geçiyor. Dönüşüm istiyorsan o zaman değişim olması gerekiyor. Değişim için de kendini geliştirmen gerekiyor. O hani seni aşağı çeken 5 kişi vardı ya, onları da güçlendirmek için, onların hayatlarını da değiştirebilmek için sen ilk adımı atman gerekiyor. Yani sen kendini geliştirmeye başladığın zaman kas gibi düşün. Sen spora gidiyorsun. Kaslarını geliştirmeye çalışıyorsun orada. Sen o hareketleri yaptıkça, o teknikleri uyguladıkça kasların gelişiyor. Senin kasların nasıl gelişiyorsa, hayatında da dönüşüm istiyorsan, yani değişim istiyorsan kendini geliştirmen gerekiyor. Yani iki günün bir olmaması gerekiyor. Başarılı, huzurlu ve mutlu olabilmenin yolu kendini geliştirmek, kendini bilmek, kendini tanımak, harekete geçmek. Sen bunları yapmaya başladığın zaman zaten etrafındaki insanlar etkilenecekler. Üzüm üzüme baka baka kararır hesabı senin güçlü karakterinden dolayı, senin güçlü iradenden dolayı onlar senden etkilenecekler ve onların hayatı da pozitif manada değişecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çözüm bu. Yani kendini tanıyıp kendini geliştirmek. Bu da tek başına olmayabilir. Yani kendi bir rehber, bir mentor, bir yol gösterici bulman gerekiyor. Şöyle düşün, sen kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemezsin. Bu mümkün değil. O zaman ne yapıyorsun? Şoför okuluna kayıt oluyorsun. Orada şoför öğretmeni sana yol gösteriyor. Senin yanında sana ne yapacağını adım adım gösteriyor ve 3 ay sonra sen şoför oluyorsun. Tek başına yapamayabilirsin. Bunu kafana koyman gerekiyor. Bu düşünceyi beynine yerleştir lütfen. Tek başına kitap okuyarak, Instagram videoları izleyerek bir yere varamaz. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Biz yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'da yaşayan insanlara adım adım duyguları, düşünceleri, davranışları değiştirmeyi, bununla beraber kendilerini keşfetmeleri, çekirdeği kırıp ailece başarılı, huzurlu olmalarını onlara adım adım gösteriyoruz. Biz yıllardan beri şuna şahit olduk değerli arkadaşlar. Bir insan hayatında kendini geliştirdiği zaman, yani dönüşümü yaşadığı zaman ailesindeki insanları geliştiriyor. 5 kişi varsa ailenin içerisinde bu insanlar da kendini geliştiriyor ve değişim başlıyor. Daha başarılı oluyorlar, daha huzurlu oluyorlar, birlik oluyorlar, huzurlu oluyorlar. Şimdi bu 5 kişi değişince, tabii geliştirip kendini değiştirdikleri zaman bunların görüştüğü insanlar da var. 5'er kişiden düşün, 25 kişi gelişiyor ve bu şekilde güzellikler yayılıyor değerli arkadaşlar. Daha başarılı, daha huzurlu oluyor insanlar. Sen de o insanların gerçekten gelişmesini istiyorsan hemen şimdi bu videoyu en az 5 kişiye gönderebilirsin. Onlar da harekete geçebilir. Onlar da artık bu videodan sonra gözünü açıp kendini geliştirir ve daha huzurlu ve başarılı olabilirler. Sen de artık vakti geldi diyorsan, gelişmek istiyorum, daha huzurlu ve başarılı olmak istiyorum, kendime değer katmak istiyorum, güçlenmek istiyorum, daha sağlıklı ve kafam rahat olmasını istiyorum diyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin.
Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.